Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Asus Zenfone ailesinin minik üyesi Zenfone 4'ü tanıtacağım. Zenfone 4, Zenfone serisinin en küçük ve en ucuz üyesi. Fiyatına sonra değineceğiz. Siyah ve beyaz modelleri var şu an piyasada. Biz sadece ikisinden birini bulabildik. Ama çeşitli renklerde mevcut. Önce bir kutusuna bakalım. Kutusundan kulaklık da çıkmıyor. Sadece Biraz göstereyim. Adaptörü, kablosu, ve pil çıkıyor. Şunun içinde pil vardı. Hani pili bağımsız olarak geliyor. Çıkartılabilir olduğu için çıkartarak koymuşlar. Doğru olan da o. Ve işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan. Öyle geleceğiz. Yani anlayacağınız kutusunda fazla bir şey yok. Başlarken de önce tasarımıyla başlayalım cihazın. İşte sağ tarafında on off power tuşu. Ses açma kapama tuşu var. Sol tarafında USB girişi var. Alt tarafına değil. Sol tarafına koymuşlar. Üst kısmında kulaklık girişi var. Arkasında kamerası var. Ve kamerasının yanında da direkt yanında hoparlör çıkışı var. Gördüğünüz gibi flash da yok. En alt tarafında ise sadece mikrofon çıkışı var. Mikrofon var yani. Cihaz küçük. Telefon gibi telefon. Hani Steve Jobs'ın telefon hiçbir zaman büyümemeli dediği cinsen. 4 inç bir ekranı var. Bu da yaklaşık 10 santim. Yapar çaprazdan ölçersek. Boyu şöyle ölçelim. Şöyle bakayım. 12.5 12.4 santim bir uzunluğu var. Boyu var yani. 6,1 santim genişliği var. 1,1 santimde bir kalınlığı var. Dediğim gibi 4 inç demiştik cihaz. Fiyatı çok uygun. Fiyatını en son söyleyeceğim. Bu arada biz bu telefonu hani kendimiz aldık. Herhangi bir PR ajansı falan göndermedi. Kampanya yapmıştık zaten. Hani şu anda bilmiyorum belki kampanya vardır. webtekno.com üzerinden herhangi bir kampanya varsa bakabilirsiniz. Kampanya yaptık. Kazanan arkadaşa sorduk. Hediyemiz Asus Zenfone 4'tü. Dedik hani bak biz bu cihazı aldık sana göndeririz kargolayacağız. Sana gelmeden önce bir inceleme yapalım mı diye sorduk. O da sağ olsun yap abi dedi. Öyle onun cihazını inceliyoruz aslında şu anda. Emanettir. Dediğim gibi cihaz 4 inç demiştik. E, oldukça hafif. Hani artık normal telefon görmeye fazla alışkın değiliz. Normal boyutlarda telefon görmeye. Şöyle bakalım. 115 gram bir ağırlığı var. Onu da şöyle hassaslı bir ölçelim. Bize 120 gram çıktı. Ama batarya dahil 115 gram bir ağırlığı var. Bizim hassas bayağı ağır tartıyor. Batarya dahil tam ağırlığı 115 gram. 4 inç ekran demiştik. 4 inç ekran tabii ki de hani cihaz çok ucuz. Giriş, giriş seviyesi dedikleri aslında bana kalırsa giriş seviyesinden biraz üstün bir cihaz. 800'e 480 bir ekran çözünürlüğü var. Yani 480p diyoruz. 8 GB dahili hafızası var. Arttırılabiliyor. Arka kapağında sol kısımda görürsünüz. SD kart girişi orada mevcut. 64 GB'a kadar da SD kart desteği var. Cihazda da micro SIM kart kullanılıyor. Ee, onu da söyleyeyim artık hazır arka tarafına değmişken de. Ve 5 GB ücretsiz ömür boyu Asus depolama var. Yani cihaz size 13 GB hafızayla geliyor diyebiliriz. Ama tabii ki de 5 GB'de bulut depolama alanı. 1 GB RAM'i var dedik. Ee, Antutu testini yaptık. Yani Intel olduğu için zaten biraz bir tık düşük çıkartıyor. Zaten görüyorsun işte Asus Zenfone hani Asus T001 olarak geçiyor. 4.3 Android versiyonu var. O da 4.4'e kit katı güncellenecek. Bu kullanım kılavuzunda da yazan bir şey. Do güncelleyeceğiz yazmışlar. İki çekirdekli Intel Atom CPU Z2520 kullanılıyor. 1.2 GHz hızında çalışan. Ve ekran bileşeninde PowerVR SGX544 olarak geçiyor. Yani Mali 400 ile Kafa kafaya diyebiliriz. Hatta Mali 400'den biraz da iyi bir ekran bileşeni var. Arka kamerası 5 megapiksel. Onu da söyleyeyim. Ön kamerası VGA kamera. 0.3 megapiksel. Yani bir selfie hayranıysanız sizi bu üzer. Gerçi selfie çekeceğim dedi bir kural yok her yerde. Onun dışında tabii ki de NFC yok. Hani beklemez giriş seviyesi bir telefondan. Fakat Bluetooth 4.0 onu da söyleyelim. Cihazın aldığı puanda bakacak olursak şöyle sıralamasını da gösterelim. 18.819 puan almış Antutu'da. Hani Antutu'ya hiçbir zaman güvenmiyorum ama yine de ortalama bir şey veriyorsa iyi yerler dedi bu cihaz. Onu da belirteyim. Cihazda arayüz olarak hani 4.3 şu an var da arayüz olarak da Asus UI kullanılmış. Yani diğer Asus'lardan Zenfone'dan herhangi bir farkı yok. Aynı arayüz. Zaten Asus'un kendi arayüzü artık bu. Zaten gör, görüyorsunuz oldukça da şık. Birkaç tane böyle ek kullanabilir uygulama da süslemişler. Amazon Kindle uygulaması bile var. Şu ayna standart hazır geliyor ama 0.3 VGA kameralara nasıl tutunacak o da belli değil. Cihazın bu arada söylemeyi unuttuysam tekrar söyleyeyim. 1600 mAh bir bataryası var. Çok çok düşük gelebilir size ama ekranla, RAM'le birlikte çok komplike bir düşünürsek hele ki Intel işlemciyle fazla da bir batarya tüketimi olmaz. Batarya konusunda değilmişken de şu 15 dakikalık oyun testimizi de yapalım. Bakalım yüzde kaç azalacak. Aynı zamanda bir sıcaklığını da ölçelim. Bakalım cihaz ısınacak mı? Yani biliyorsunuz Intel zaten biraz geç ısınıyor Snapdragon'lara, Mediatek'lere göre. Onu bir yapalım. Şimdi cihazımızın sıcaklığını ölçelim önce, oyuna başlamadan önce. 29.3 santigrat derece, şarj %92, oyun asfalt 8, Wi-Fi açık. Neden Wi-Fi kapalı yapmıyoruz? Böyle başlayalım bakalım nasıl oynanacak, onu da merak ediyorum. Şu anda 15 dakika oldu. Neyse çıkalım şöyle. Kaldıralım. Bakalım telefon ne kadar ısınmış. 11 derece bir artış var. Ve gördüğünüz gibi de şarjı %80'e düşmüş. %92'den normal. Yani diğerlerine de böyle düşmüştü zaten. Fazla bir farklılık yok. %1'de şimdi düştü. %13'te bir şarj kaybı var. Şimdi ses çıkışına bakalım. Ses çıkışına bakmadan önce de şunu söyleyeyim. Telefonun sar değeri hakkında bilgi vereyim. Kafada 0.571 watt bölü kilogram olarak ölçülmüş. Vücutta ise 0.500 yani 0.5 watt bölü kilogram olarak ölçülmüş. Sar değerini hep vurguluyoruz. 2'nin altında olması gerekiyor. Avrupa standartları öyle ama gerçeği hani normali birin altında olmalı. Alacağınız telefonların sar değerine de bakın. Bu sizin hani telefonla çok konuştum baş ağrısı yaptı falan dedikleriniz hepsi sar değeriyle alakalı oluyor. Sesini de ölçelim mi? Bakalım ses çıkışı güzel mi değil mi? Yani iyi mi kötü mü? Ya da yüksek mi düşük mü diye ölçebiliyoruz gerçi de. Hoparlörü burada zaten görmüş olduğunuz gibi bahsetmiştik. Bizim meşhur şarkımızı açalım. Ufacık cihaz ama gayet yüksek sesle ses veriyor. Gördüğünüz gibi zaten 100 desibel bir ölçüm yaptı. Zaten bağırma işi hep bahsediyoruz 80-90 arası. 90'dan yukarısı. Yani uçak sesine kadar gidiyor. 120 desibel de uçak sesiydi. Bayağı da iyi bir ses çıkışı var. Kuvvetli bir ses çıkışı var diyeyim. İyi kötü tartışılır. Kuvvetli. Ufacık hoparlörlerde beklenmeyecek bir ses çıkışı var. Şimdi fiyatına gelelim bu cihazın. Fiyat performans olarak değerlendireceksek bence 10 üzerinden 10. Çünkü bu cihazın fiyatı 450 lira. 1 GB RAM'le 8 GB depolama alanına işte 64'e kadar yükseltilebilir falan bir Android cihaz bulmak iyi bir Android cihaz bu iyi bir markadan. 450 liraya. Zor. O yüzden de şu an hani bu fiyat açısından rakibi olmayan bir cihaz bana kalırsa. Ben gayet başarılı buldum. Atamıyorum çünkü dediğim gibi arkadaşımız kazandı. Ondan izin alarak çektik. Onun cihazı emanet yani şu an. O yüzden şöyle koyalım. Bu şekilde kendisine göndereceğiz. Bizi Webtekno Facebook adresinden takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Video geldi göremedim demek için de Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bile bile kullan bu arada.